Merhaba YouTube. Bugün sizlere iPhone cihazlarda şifremizi unuttuğumuz zaman şifremizi nasıl açacağımızı, nasıl telefonu eski haline döndüreceğimizi, nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Aslında çok basit bir yöntemi var. Bunu internetten kısa bir araştırma yaparak da bulabilirsiniz ama ben sizlere bunu canlı canlı göstermek istedim. Şimdi cihazımız benim elimdeki cihaz iPhone 6 ama bütün iPhone cihazlarda bu geçerli. Gördüğünüz gibi şu anda şifre girebiliyoruz. Yine benim home tuşu basmıyor. Cihazın home tuşu da arızalı. Evet. Basmıyor. Home tuşuna maalesef ki çok ihtiyacımız var bu cihazda. Aksi takdirde hem telefonu açamıyoruz. Evet. Bakın. Gördüğünüz gibi şifre ekranı var. Bu şifreyi belli bir süre yanlış girdikten sonra bakın 15 dakika şu an diyor engellendi diyor. İlk etapta 1 dakika, ikinci de yanlış girmeye devam ettiğiniz zaman 5 dakika, üçüncü de yanlış girmeye devam ettiğiniz zaman 15, dördüncü de 30, artık beşinciyi denemedim ama herhalde 1 saat olur. Daha sonrasında da komple kilitliyor. Çünkü daha önce elime komple kilitlenmiş bir cihaz gelmişti, bir iPhone 6S gelmişti, parça niyetiyle almıştım. O cihazı bu şekilde açmıştım. Ancak biz bu şekilde açtığımız zaman cihazın içindeki bütün verileri siliyoruz. Eğer bir yedeğiniz varsa yedekten tabii ki geri yükleyebilirsiniz ama eğer bir yedeğiniz yoksa cihazın içindeki bütün verileriniz gidecek. Ayrıca iCloud şifreniz varsa iCloud şifrenizi bu yöntemle açmak gibi bir şey söz konusu değil. Bu sadece tuş kilidini açar. iCloud'unuz yoksa bu yöntemi uygulayarak telefonunuza ulaşabilirsiniz. Ama iCloud'unuz varsa iCloud şifrenizi bilmek zorundasınız. Eğer ben iCloud şifremi biliyorum. Ben sadece işte ne bileyim parmak izi kullandığım için ya da ne bileyim Face ID kullandığım için normal şifremi unuttum diyorsanız, yedeklerim de var diyorsanız ki yedekleriniz olmasa da mecburi açacaksınız yani bu cihazı. Eğer yedeklerim de var diyorsanız bu yöntemi uygulayarak telefonunuzu açabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan diyorum, iCloud şifresi ile ilgili herhangi bir şey yapmıyoruz biz. iCloud şifresini açma ile ilgili bir şey değil bu. Eğer iCloud şifresini açmak için bu videoyu izliyorsanız, yani iCloud şifresi için arama yaptıysanız, bu video karşınıza çıktıysa, lütfen ya izlemeye devam edin ya da bırakın. Çünkü size ait bir şey yok burada. Eğer izlerseniz, kanalıma abone olup like atarsanız da çok sevinirim. Şimdi dilerseniz nasıl açacağız? Nasıl işlem yapacağız? Ona geçelim. Öncelikle cihazı kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Kapatmak için basılı tutuyoruz güç tuşuna. Kapattık. Şimdi home tuşuna basılı tutarken Lightning kablomuzu, bilgisayara bağlı olan Lightning kablomuzu takıyoruz. Önce home tuşuna basıyoruz ama benim home tuşum arızalı. Büyük ihtimal bu şimdi yapmayacak. Gene de şansımızı deniyoruz şu an. Ekrana elma logosu geldi. Bu kadar uzun sürmeden geçmesi gerekiyordu. Telefonu DFU moduna yani recovery moduna almamız lazım. O moda alıp telefonu sıfırlayacağız. Evet, olmadı gördüğünüz gibi. Şimdi telefon takılıyken bu ikinci bir yöntemdir. DFU modu almak için. Takılıyken gene home tuşuna basılı tutuyoruz. Kapatıyoruz. Kapandıktan sonra tekrar home tuşuna basılı tutuyoruz. Recovery moduna girebilir. Gördüğünüz gibi girdi. Yani bu home tuşu arızalı olduğu için böyle. Yoksa böyle bir şey olmasına gerek yoktu. Bakın hemen iTunes bilgisayarıma şöyle göstereyim size. iTunes hemen bilgisayarıma uyarıyı verdi. Şimdi artık telefonla hiçbir işimiz yok. Telefonu kenara koyduk. Telefonumuz kenarda. Şimdi güncelle diyoruz. Güncelle diyoruz. Şimdi iTunes yukarıya doğru açalım. Bakın. Güncelle güncelle dediğimiz zaman bu ekran geliyor önümüze ve şu anda bir indirme yapıyor. Ben daha önceden bastım bunun indirmesini yapması için. Şu an 751 MB inmiş. 2,83 GB'lık bir indirme yapıyor. Bu cihaz iPhone 6 olduğu için 12,5 sürümünü destekliyor. Eğer daha yeni bir iPhone olursa, örnek veriyorum iOS 14 destekli bir iPhone'unuz olursa bunun için 6S ve üzeri geçerli. O zaman 4,34 GB'lık bir dosya indiriyor.
Bu dosyayı indirdikten sonra bu işleme devam ediyorsunuz. Şimdi eğer iPhone X'iniz varsa ya da ne bileyim başka iPhone 11 olur, iPhone 12 olur, yani herhangi bir cihaz, iPhone 7'de de aynı şekilde geçerli. iPhone 7'de bu tuşa basarak değil de yandaki açma tuşuna basarak takıyorsunuz ya da kapattıktan sonra az önce yaptığım gibi yapıyorsunuz. iPhone X'te basarken, bu tuşa basarken aynı anda ses açma kısmı tuşlarına basabilirsiniz. Eğer kablo takmadan yapmak istiyorsunuz, ama kablo takıp yapacaksanız kabloyu takarken basılı tutuyorsunuz gene yandaki tuşa. Her türlü defue modu, yani recovery moduna, yani güncelleştirme modu diyebiliriz, bu moda geçebiliyor. Şimdi dilerseniz bu indirsin. O sürede bekleyelim. Ben videoyu durdurayım. İndirdikten sonra tekrar gelelim, işlemlere devam edelim. Evet arkadaşlar, yükleme tamamlandı. Şimdi tekrardan recovery moduna aldım cihazı. Tekrardan bağladım çünkü 10 dakika geçince recovery modundan normal moda geçiyor cihaz. Tekrar güncelle diyorum, güncelle diyorum. Yazılım indirildiği için direkt yazılım seçilip çıkarılıyor diyor. Gecenin saat 4.30. Ondan dolayı kusura bakmayın. Şimdi yazılımı seçecek, içinden çıkartacak. Daha sonra yedekleme için bir ekran gelecek. Gelmedi. Demek ki şifre modunda olduğu için gelmiyor. Normalde normal bir şekilde yazılım güncellemesi yaptığınız zaman geliyor. Şu an iPhone bekleniyor diyor. Yeniden başlattı iPhone'u. Yazılım güncellemesi için hazırlanıyor diyor. Cihaz bu arada görünüyor mu? Evet, görünüyor. Cihaz bu arada yeniden başlıyor. Cihaz adı bu şekilde, bakın. iPhone bekleniyor diyor. Apple'dan doğrulama aldı. Alıyor daha doğrusu, hala almadı. Apple cihazlarda, yani iPhone cihazlarda böyle bir durum var. Eğer cihaz Apple'dan doğrulamayı almazsa, yani güncelleme için doğrulama almazsa, cihaza ulaşım komple kapanıyor. Cihazı kullanamıyorsunuz. Bakın iPhone yazılımı güncelleniyor moduna girdi. Burada da gördüğünüz gibi alttan bir bar dolacak. Bu komple dolduğu zaman yazılımımız güncellenmiş olacak. Bu tahmini olarak 4-5 dakika kadar sürecek. Ama daha yeni modellerde ne kadar sürüyor onu tam bilmiyorum. Çünkü yükseldiği için yazılımın sürümü, ne bileyim işte gigabaytı, illaki birazcık daha zaman alacaktır. Değişiyor yani durumlar. iPhone 6 cihazlara 12.5'ten sonrası yazılımlar gelmiyor. Zaten 12.5'ten sonra 13'e, sonra da 14'e geçti sanırım. O yüzden eğer daha yeni bir cihazınız varsa onda da aynı işlemleri uygulayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Apple'ın sitesine girdiğiniz zaman orada da bu şekilde bilgi veriyordu. Yani daha önceden girmiştim ben iPhone 6s yaparken. O cihazın da hikayesini anlatayım. Benim elimde bir tane iPhone 6s vardı. Abime ait. Bataryası bitmek üzereydi. Ondan sonra ekranda problem vardı. Ekran değişmesi gerekiyordu. İnternet üzerinden biraz araştırma yaptığımda bazı sitelerde ikinci el satış yapan bir tane iPhone 6s buldum. 500 TL bir fiyatı vardı. Yazdığımda cihazın yurt dışı olduğu, kayıtsız olduğu ve şifre olduğunu söyledi. Kendisine iCloud şifresini bilip bilmediğini sorduğumda iCloud şifresi yok dedi. Kendi bir akrabasının cihazıymış. Bilgisayar üzerinden iCloud şifresinden çıkış yapmış ama telefon çok fazla beklediği için, yani kullanılmamış orada. Yurt dışından, Almanya'dan gelmiş cihaz. Kullanılmadığı için tuş kilidi şifresini unutmuş ve o şekilde getirmiş. Buna hediye etmiş cihazı. Bu arkadaş da telefonculara götürmüş. Telefonun açılmayacağını söylemişler. Niye öyle bir şey söylediler bilmiyorum. Bana böyle bir durumun olduğunu söyledi. Ben de dedim ki ben bu cihazı yedek parça olarak kullanacağım. Bu cihazın hakkı işte benim için dedim 250 TL'dir. Çünkü alacağım parçaların normalde sıfırını alırsam zaten 300-350 TL gibi bir fiyata patlıyor. Ama dedim diğer parçalar da yedeğimde kalır. Tamam dedi arkadaş da, hiç uzatmadı yani. Gelin buyurun alın dedi. Kendisiyle buluştuk Fatih Camisi'nin orada. İstanbul'da oturuyorum ben. Kendisi bana cihazı verdi. Cihazı aldım.
Geldim evde, aynı işlemi yaparken bir araştırma yaptım. Apple'ın sitesinden baktım. Bu şekilde işlemi yaptıktan sonra cihaz açılmaya başladı. Kendisi açıldı. Ondan sonra cihazdan gerekli olan parçaları aldım. Geri kalan parçalar da duruyor bende işte o şekilde. Şimdi iPhone FireWire güncellemesi yapıyor. Düzgün okuyamadım. Gecenin 4.30 artık ondan dolayı. Yani siz de eğer elinize böyle bir iPhone geçerse iCloud şifresi olmayan bu şekilde kurtarabilirsiniz. Ya da kendi cihazınızın şifresini unutmuşsunuzdur. O da olabilir. Ben bu cihazı da Bitpazarı'ndan aldım. Bu cihazda da iCloud şifresi yoktu. Ama cihazın şeyi vardı. Tuş kilidi şifresi vardı. Onu bu şekilde bunda da çözdüm. Şimdi size göstermek için tekrardan yaptım. Tabii aldığım zaman cihaz böyle değildi. Ekranı falan paramparça haldeydi. Ben ekranını falan değiştirdim. Bataryası %50'lere düşmüştü artık. Yani ben hiç o kadar düşük bir batarya görmedim. Onu da değiştirdik. 3-4 dakika falan dayanıyordu yani batarya şarjdan çektiğimizde. Onu da değiştirdik. İşte bunun şebeke anten problemi vardı. Onu da yaptık. Şimdi telefonu satacaktım. Satmıştım aslında. Şebeke anteminden dolayı arkadaş geri iade etti bana. Parasını verdim. Şu an yapılı halde. Herhangi bir problem yok. Ama satmadım. Şu an yedek telefon olarak bekletiyorum. Herhangi bir şekilde telefonumda arzu olursa buna geçiş yapayım diye. Birkaç günlüğüne, bir haftalığına, iki haftalığına, belki birkaç aylığına idare etsin diye. Ondan dolayı cihaz duruyor. 64 GB'lık bir iPhone 6. O zaman ne kadar aldığımı tam hatırlamıyorum da. Yani 300 lira değildi yani, öyle diyeyim ben size. 200 küsür lira bir şey olması lazım. Tam olarak da hatırlamıyorum. Yalancı çıkmayayım şimdi. Ama videom da var. Videoyu şuraya bir yere koyarım. Orada belki söylüyorumdur fiyatını. Ondan sonra ekranı sirkeciden aldım bu cihazın. 100 TL gibi bir para verdim o zaman. Ondan sonra bataryaya 50 TL verdim. Aldım bataryasını. Orijinal bir batarya değil ama benim işimi görecek bir batarya. Bir günü rahat çıkartıyor neredeyse. Yani tabii iPhone 6'larda bir günü çıkartıyor deyince şaşırabilirsiniz ama çok fazla kullanmadığım için bir günü rahat çıkartıyor. Eğer çok fazla diğer telefonumu kullandığım kadar kullanacak olursam çıkartmıyor tabii ki. Öyle bir cihaz işte. Gene home tuşu o zamandan beri arızalı. Doğru düzgün basmıyor. Onu değiştirmedim. İlk başta yaptığımda tamir ettiğimi sandım, düzelttiğimi sandım ama edememişim. Böyle kaldı. Şimdi güncelleştirme yarısından çoğu geçti. Görüyorsunuz bir anda atladı hem de. Az bir şey kaldı. Az biraz daha bekleyelim. Geçsin. Bu arada bu tip iPhone cihazları alacağınız zaman telefonda herhangi bir şekilde çalıntı modunda mı, daha doğrusu kayıp modunda mı, lost modu diyorlar, yoksa clean yani temiz modda mı olup olmadığını bakmanız için, iCloud'un bakması için bazı siteler var. Bunları açıklamalar kısmında vereceğim bu siteyi. Oradan telefonun şeyin o e-mail numarasını yazarak bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Oradan baktığınız zaman telefon şu anda iCloud var mı yok mu? Ben bu telefonu alırken ona baktığımda iCloud olmadığını öğrendim. iCloud var mı yok mu, lost mu yoksa clean mi, yani temiz mi yoksa kayıp modunda mı, bunların hepsine bakabiliyorsunuz. iPhone'larda bildiğiniz üzere eğer çalıntı ihbarı verildiyse bu telefon bir şekilde bulunuyor. Eğer bulunmak isterse bulunuyor. Yani o yüzden oradan bakıp başınızı belaya sokmazsınız ve telefon ticaretinde uygulamanız gereken bazı prosedürler var. İşte adamın kimlik fotokopisini alın, altına telefonun e-mail numarasını yazın, modelini yazın, her şeyi yazın, adamı imzalatın. Bu tip şeyleri mutlaka yapın çünkü başınız ağrıyabilir. Siz o anda bakarsınız telefon clean moddadır ama daha sonradan çalıntı moduna girebilir. Yani bunlar çeşit çeşit dolandırıcılık yöntemleri var yani. Dikkat edin. Hala aynı yerde yüklenmeye devam ediyor. Şimdi iPhone'unuz güncellendi ve yeniden başlıyor. Lütfen iPhone'unuzu bağlı bırakın. Yeniden başladıktan sonra iTunes penceresinde görülecektir diyor. Tamam dedik. Şimdi iTunes'dan gitti. Şimdi yeniden başlayınca iTunes penceresine de gelecek. Ben tamirci değilim. Ya da ne bileyim, tamirden pek anlayan birisi değilim. Bu iPhone cihazlara özel olarak
Hani internetten izledim açıkçası. Böyle baktım ya dedim bunlar basit sanki ben de mi yapsam? O şekilde başladım ben bu tamirat tadilat işlerine. Bir 8-9 tane de iPhone tamir ettim. Ama onların hiçbirinin videosu yok. Çünkü o zamanlar YouTube'a bunun videosunu çekeyim koyayım diye bir düşüncem yoktu. Daha sonradan şimdi ufak ufak işte tamirat tadilat videoları koymayı planlıyorum. Elime cihaz geçtikçe böyle rehber videoları koymayı planlıyorum. Kanal daha çok yeni. Bazen oyun oynuyorum. Eğer destek olmak isterseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Cihaz açılıyor. iPhone etkin değil, 15 dakika sonra yeniden deneyin diyor. Bunu demesinin sebebi... Evet arkadaşlar, bir hata yaptık, güncelle dedik. Halbuki geri yükle dememiz gerekiyordu. Ekranda gördüğünüz gibi tekrardan restore modunu aldık. Bu sefer geri yükle diyoruz. Güncelle deyince içindeki verileri silmediği için benim kafamdan çıktı, kusura bakmayın. Ondan dolayı şimdi geri yükle diyoruz. Geri yükle ve güncelle diyoruz buradan da. Yazılım seçip çıkartılıyor diyor. Apple logosu geldi, açılıyor. Uzun bir bekleyişin ardından. Merhaba, yazısınız geldi. Gördüğünüz gibi telefonu kurulum yapıyoruz Türkçe deyip. Artık şifre mifre istemeyecek. Buradan Türkiye'yi bulalım hemen. Türkiye'yi bulamıyoruz. Hindistan diyor, Türkiye yok. Neyse, bunun herhangi bir önemi yok da biz tıklayalım. Dil ayarlanıyor diyor. Elle ayarla diyoruz. Wi-Fi'mizi hemen bağlayalım. Şimdi Wi-Fi'ye bağlanacak. Servis yok diyor. Şimdi hat yok, servis yok, nasıl diyoruz artık. Kim yok dedi bak şimdi. Parola yaratın diyor. Yeni bir parola yaratmamızı istiyor. Komple sıfır yazıyorum. Yine de kullan diyoruz. Diyor ki çok kolay tahmin edilebilir. Parola yaratıldı. Uygulamaları ve verileri aktarma diyoruz. Geçsin gitsin diye. Apple kimliğimizi. Ne diyordu burada? Buraya nasıl atlıyorduk? Daha sonra ayarlayı basıyoruz. Kullanma diyoruz. Kabul ettik. Sürdür diyoruz. Sürdür diyoruz. Sürdür diyoruz. Sürdür diyoruz her şeyi. Paylaşma diyoruz uygulama üzerine. Sonraki başlat. iPhone'umuz şu anda istediğimiz gibi kullanılabilir durumda. Kendi kapatıp açıyor. Evet, şifremiz. Girdik zaten, bu şifreyi beraber girdik. 6 tane sıfır. Gördüğünüz gibi kullanılabilir durumda arkadaşlar. Siz de kendi telefonunuzu, kendi iPhone'unuzu bu şekilde kilidini, yani tuş kilidini kaldırabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Takıldığınız bir yer olursa, sormak istediğiniz bir yer olursa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Yorumlarınıza bakıp cevap veriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşça kalın. Kanala abone olmayı da unutmayın.